Allah Allah. Ne kadar sessiz. Bu ev hep böyle sessiz miydi ya? Sanki bir şeyler eksik. Ayşegül! Can niye kalmadı? 2 gün sonra evlenmeyecek miyiz biz ya? Ayşegül, ben aslında seninle olmak istiyorum. Seni korumak. Ama şimdi... Elif'in yanına dönmem gerek. Yok. Yok, çok eskidendi bu canım. Çok eskidendi. Elif ne yapıyor? O nerede şimdi? Efendim dedeciğim. Ha, mıncırık. Ne haber? Ne yapıyorsun? Bana bak. Hadi hazırlan. Bizim şoförü yolladım. Gelip seni alacak birazdan. Ne oldu? Niye ki? Bir şey olmadı ya. Evde yalnız kalmana gönlüm razı olmadı. Hadi kalk gel, bir iki tavla atarız ha. Uy, İlahi dedeciğim, senelerdir yalnız yaşıyorum ben bu evde. Dedeciğim, bir şey diyeceğim bakın. Bir şey var ve bana söylemiyor musunuz? O yüzden mi çağırıyorsunuz beni ha? Yok be kızım, nereden çıkarıyorsun? Yok öyle bir şey. Hani ben özledim diye seni yani. Bakın dedeciğim, bir şey var ve bana söylemiyorsunuz eğer. Ya yok diyorum mıncılık ha. Ayşegül aç kızım. Hadi kızım. Hadi güzel mıncırım benim. Mıncırık mı kızım, dedi o ya? Kızım aç kapıyı, benim ben. Dedeciğim. Mıncırık orada mısın? Tamam dedeciğim, ben sizi sonra ararım, olur mu? Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne oluyor bana ya? Ne oluyor? Neredesin ya? Neredesin? Ha, geldim. Vallahi geldim. Can. Ayşegül Hanım. Buyurun. Ay çok şükür. Ben de benzettim sandım. Girebilir miyim? Pardon, ben sizi tanımıyorum. Kimsiniz? Beni Handan Hanım gönderdi. Candan ben. Asistanıyım kendisinin. Handan Hanım'ın Candan diye asistanı mı vardı ya? Hiç bilmiyorum. Buyurun. Buyurun. Ben hiç görmedim sizi. Kusura bakmayın. Yok, önemli değil. Ben sizi daha önce gördüm ama yine de zor tanıdım. Anladım. Neden gelmiştiniz? Ya aslında daha erken gelecektim ama kayboldum. Sizden önce 4 eve daha girdim. Ama sizinki değilmiş. Ha. Anladım. Niye geldiniz? Kitap için. Kitap? Evet, sizin yazdığınız kitap. Benim yazdığım kitap. Evet, sizin yazdığınız kitap. Handan Hanım dedi. Al dedi, git dedi, bak dedi, ne yazmış dedi, ne kadar yazmış dedi. Hepsini bana rapor et dedi. Söyleyin bakalım, ne yazdınız, ne kadar yazdınız? Bir şey diyeceğim, bence Handan Hanım karıştırdı. Yani başka bir Ayşegül'le karıştırdınız siz beni muhtemelen. Yani sanmam. Ya siz bizim kitabı yazan Ayşegül değil misiniz işte? Hem boyunuz da kısa. Hah, yani boyum kısa. Hani orayı tutturdunuz ama hani o kitap yazan ben değilim. Tüh, o zaman yanlış geldim ben. Evet, yani Handan Hanım yanlışlıkla yollamış maalesef. Artık siz kendinize başka kısa bir Ayşegül bulun ha? Keşke taksiyi göndermeseydim. Emin misiniz sizde kitap falan olmadığından? Ben bir tedirgin olmaya başladım. Acaba siz gitseniz mi acaba? Peki nasıl gidiliyordu buradan? Şimdi buradan düz çıkın. Oradan sol. Sonra düz, sağ, sağ, düz, sol. Orada bir otobüs durağı var. Oradan binin, gidersiniz bir şekilde. Anladım. Peki. İyi günler. İyi günler. Güle güle. İyi günler. Ay, ne tuhaftı ya. Vallahi lime lime edecekti ya. Gerçi çelimsiz bir kızdı. Ben onu alt ederdim.
Neredesin? Bak delilerle uğraşıyorum. Can, bak Ayşegül'e sürekli ümit verip durma. Kız zaten seni hala nişanlın sanıyor. Sen artık evlisin, evine dön, karına dön. Kalbini değil, aklını dinle. Efendim Ayşegül. Alo Can, ay neredesin ya? Ay bir gittin, merak ettim, aklım kaldı ya. Ha geldi, ha gelecek diye içim içime sığmıyor. Ben... Çekimdeyim Ayşegül. Çekime geldiğim için de gelemedim. Yani o yüzden çekimdeyim. Can, ne çekimi bu? Ay niye daha önce söylemedin? Ay merak ediyorum seni ya. Bak daha ne kadar oldu gideli ama ben özledim. Özledin mi? Ben de çok özledim. Kalbini değil, aklını dinle. Tut kendini. Ayşegül bak, bugün bu işin biteceği yok, tamam mı? Sen o yüzden bekleme beni, tamam mı? Ya niye, ne biçim iş bu ya? Gidiş saati belli değil, dönüş saati belli değil, saatlerce sürüyor, üf! Neyse, sen gel yine de, tamam mı? Saat kaç olursa olsun ben bekleyeceğim seni. Tamam. Hadi bay bay, öpüyorum aşkım. Ben de aşkım. Ayşegül. Efendim. Sen kapattıktan sonra aradılar hemen. Çekim iptal oldu. Sen hazırlan, ben seni almaya geliyorum, tamam? Hadi be. Tamam dur. Kapat kapat kapat, hemen hazırlanıyorum. Hadi bay bay. Can. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi seninle buraya gelmek. Nereden aklına geldi? Karımla şöyle 40 yılın başı bir İstanbul'un tadını çıkartayım, değil mi? Ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Heh. Bu kapşon gözlük falan çok iyi oldu. Böylelikle kışın hep gezebiliriz. Evet. Seni kimse tanımaz. Aa, bir şey diyeceğim. Ha. Kutuplara yerleşelim mi? E niye be? Hep böyle gezeriz. Olur. Çok güzel değil mi? Çok. Ablacığım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir gül alabilir miyim? Demet, tabii, şöyle güzel. Fazla güllerimiz var. Güzel güzel. Bak, gayet güzel. Teşekkürler ablacığım. Rica ederim. Al ablacığım. Bereket versin. Sağ olasın. Ne yapıyorsun? Ya değil. Çok yakıştı. Abla görüşürüz. Kolay gelsin. Bir an sen yanımdasın. Saçlarım. Korkmadan vazgeç.
Yemek yiyelim mi? Olur. Dayı kolay gelsin. Sağ olasın abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Bize de iki tane yapsana. Yapayım abi, tamam. Ne oldu, niye öyle bakıyorsun? Seni çok seviyorum Can. Hem de çok. Şu an her şey o kadar güzel ki. Sen, deniz, bu şehir, balık ekmeği. Şu an bu anı durdurup bununla ömrümün sonuna kadar yaşayabilirim. Ben de. Buyurun abi. Abi buyurun. Eyvallah abi. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyur abi. Tamam, kalsın. Kolay gelsin. İyi ki senden hiç vazgeçmemişim Can. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü senin içinin iyiliğine, kalbine inandım da ondan. Ay. İyi ki geldik ya. Evde böyle kapalı kala kala resmen bunalmışım. Çok iyi geldi. Sen iste hep geliriz. Geliriz değil mi? Geliriz tabii. Sana bir tane kar maskesi alır, böylelikle hiç tanınmazsın. Kim? İş yerinden arıyorlar ya, ben bir konuşayım gelin. Tamam. Martılar. Efendim Elif. Can neredesin? Ya hemen gelip beni alır mısın? Çok bunaldım evde. Ay sabahtan beri İso susmuyor. Gel al beni, dışarı çıkalım. Elif iyi olurdu aslında ama ben şu an gelemem yani. Niye gelemezsin Can? Ya hamileyim. Sana bunaldım diyorum, hava almam lazım, dışarı çıkalım diyorum. Dediğin lafa bak ya. Midem bulandı, sabah sancım tuttu, kötüyüm, gel al beni. Sen artık evlisin. Bak yakında çocuğun olacak. Evine dön, karına dön, Elif'e dön. Bak yakında aile olacaksınız. Bunu unutma. Tamam Elif. Ben gelir alırım seni biraz. Tamam. Ne o? Kötü haber mi? Kötü haber. Gitmem lazım ya. İşten çağırıyorlar. Hayda. Of, hani bugünkü çekimler iptaldi? Bizim çekemediğimiz bir iki gece sahnesi vardı da onu bu akşama koymuşlar, çekmemiz gerekiyormuş. Bırakmam. Vallahi bırakmam ya. Gece çekimi diyorsun. Yani o zaman gece de eve gelmeyecektin. Sabah kahvaltıya yetişirim. Söz mü? Söz. Kalkalım mı? Kalkalım. Bu
kim şimdi ya? Daha kargalar mesaisine kalkmamışken. Acan? Ne yapıyorsun bu saatte burada, bu soğukta? Seni bekliyorum. Nasıl yani? Uyan diye bekliyorum işte. Uyandırsaydın ya. Bu soğukta. Kıyamadım ki. Ya. Hadi gel kahvaltı yapalım beraber. Ne yapıyoruz? Bana bırak. Al bakalım kunduzcuğum. Çok güzel yapmışız değil mi? Çok güzel yapmışız. Can açsana. Sonra ararlar ya, önemli bir şey değildir zaten. Baksana susmuyor, açsana, önemli demek ki. Kesin değildir, boş ver. Açsana Can. Aa. Bakayım. Aa. Hiç önemli değil. Kimmiş? Ararım canım sonra, ben önemli değil. Ay kim Can? Annem. Annen, sen niye açmıyorsun? Ayıp. Arar o sonra. Ay açsana Can. Açar mısın Can? Ay, bu kim şimdi ya? Bir baş başa kalamadık ya. Ya. Olsun, ben bakarım. Tamam. Evde kapıya bacaya, evin erkeği bakar değil mi? Anne? Aşkım ne oluyor? Aç hain evlat, aç! Kaç kere bensiz buraya gelmek yok demedim mi ben sana? Anne. Hoş geldiniz Medya anne. Bize kahvaltı ediyorduk. Kapıdan mı aradınız? Kimi? Can'ı. Ne diyor bu? Bilmem. Kaynananı seviyormuş. Bir tabak daha koyalım. Bizimle kahvaltı edin. Can, siz kahvaltı mı ediyordunuz? Evet anne. Gördüğün üzere kahvaltı ediyorduk, gel. Sen net. Senin burada ne işin var? He? Sen niye evinde değilsin? Ne demek o Medya anne? Burası onun da evi. Sabır. Ayşegül, sen bana bir kahve yapsana canım. Baş üstüne baş çavuşum. Nasıl içersiniz? Orta. İyi, ben Medya anneme bir orta kahve yapayım. Oğlum. Senin Habil'e karın evde 9 doğururken senin bu yer cücesinin yanında ne işin var hain evlat? Ya bir sus anne, sus, abartma kız duyacak. Ben de 2 dakika oldu geleli daha. Bir bakıp çıkacaktım ya, iyi mi değil mi diye. Şişt. Yani beni götür derim, getirmezsin, kendin koşa koşa gelirsin. Acaba ben seni doğuracağıma tek taş mı doğursaydım? Efendim? Bana bak. Hı? Hatırlamıyor hala değil mi? Hatırlamıyor. Yani seni hala nişanlısı sanıyor. Evet evet, aynen öyle. Oh çok şükür. Hatırlasa ayrı dert, hatırlamasa ayrı dert. Ay yok ya. Hatırlarsa en büyük dert. Öylesi iyi. Biz bu ayarda kalalım. Anne. Sen iyi misin? Sus hain evlat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Benim darma duman senden.